Sıralama buralarda. Ağaçlar çiçeklenmiş. Kuzeyden böyle bir serin bir rüzgar esiyor. Evet, şöyle biraz Belenköy sokaklarında gezelim bakalım. Madem çiçekleri görüyoruz. Kolay gelsin. Şöyle gidelim birazcık. Var mı oralarda badem çiçeği acaba? Belenköy sokaklarında görüyoruz. Aslında çok özel bir köydü orası. Eski yapılar falan. Bizim sülalesimizde Cebel sülalesi diyorlar. Cebel. Evet, Cebel. Baba sülalem de Akbaşlardan. Akbaşlar. He. Buralısınız hep değil mi? Evet. Doğma. Eski yapılar falan ilgimizi çekerdi ama şimdi değişiyor artık köy ya. Kızım, pazıların yapraklarını kes. Bak, böcek yiyor yapraklarını. Yiyor işte, onları biçim de keseceğiz. Efendim, börek yapıyoruz. Harika olur. Patates güzel olur bu toprakta. Burası en az 100 seneden beri bahçe olarak çalışıyor. Şuraya ne dikeceksin şimdi? Ya hazırladın ya. Buraya sarımsak diktim şimdi gene. Ha, sarımsak. Sarımsak. Sarımsak da kıymetli tabii, doğru. Yani sattım, satma değil. Şu duvar çok eski mi yoksa yeni mi şu duvar? Taş duvar var ya. 76'larda yapıldı. 76'larda. Değişik bir şeymiş ya. Güzel bir şey yapmışlar ya. 76'larda Besidamı diye yaptık biz orayı. He. Besidamı. Şimdi hayvan besliyordunuz. Evet. Yok. Hayvancılık ne öldü? Hayret ya. Hayvancılık. E bu kadar ot mot var etrafta. Ne işe yarar? Yok. Besleyemiyoruz işte. Bak burası. Buradan yol şeye gider. Meydan ana yola. Aynı. Buradan da dolaşır tıp bu keze gider. Kezden dolaşır yol böyle. Ta Mali Bela diyoruz biz şeyde Kıncos'a gider. Hiç ama güzel marulun. Şimdi bunlar hava soğuk olsa göbek yapar bunlar. Acık havaysa olsa. Sıcak oldu mu açılıyor. Sıcakta göbek yapmaz. Yapmıyor işte. O yüzden akşam üzeri güneş battıktan sonra süzgüyle üzerini nemlendireceksin. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Katlar olur. Ben onun hepsi tecrübesi bende. Ben ziraatın şeyini bilirim. Tabii. Şimdi bu aralardan su kalıyor, damlası kalıyor, çürüdüğü. Evet. Zaten sulama demiyor. İyi değil mi? Mustafa Kırlı Palamut Bükülü. Ramazan buralarda mı acaba? Ramazan. Onun ben Ramazan Kırlı'nın ta bir zaman onların hocasıyla bile tanıştım. Kini dostla. Selma var, Curacı şimdi. Selma da buralı ya. He. Bizim memurdu o. Biz öğretmeniz. Emekli. Emekli. Selma yıllarca sağ olsun bize bayağı bir kolaylık gösterdi her alanda. Olur çalıştı. Olur da benim birisi öğretmen İstanbul'da. Bünyamin var. Bünyamin Sönmez. Ona Fethiye'de. Bünyamin'e de selam söyleyin buradan. Arkadaşımız onlar bize. Hadi. Geçen de geçen burada eğlendiğin eğlencesi. Evet geldim, ben de geldim. Geldin miydin lan? He, geldim, düğüne geldim. Şeye, yemeğine geldim. Çok güzel şey oldu. Evet güzel oldu. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi size de iyi gezmeler kalın. Artık çatlamış duvarlar var. Koyun besliyorlar. Ya keçi ya koyun. Pek koyun beslemez burada köylüler. Keçidir. Bak, kümbet. Sedat onu şey yapsaydık ya, sahibi. Birileri olsa da baksaydık duvarlar ya. Duvarlar kümbet. Bu ilginç bir şey ya. Çok eski değil. Kimse yok mu acaba ya? Seni yaramaz, senin yolun ortasına pislik yapılır mı? Gömmeyi bilmiyor bunlar. Bizim bahçeyi de öyle yapıyorlar. Muzaffer, bu bayağı eski yapı. Eski yapı. Bunlar tamir görmüş ama. Oo, bayağı eski bir yapı dediğin gibi. İçindeki ve üstteki kesme taşlar. Evet, tabağında örme. Ayıp. Sen ne güzel göbeksin ya. Ver elini de bir sev. Gel. Bakışı kötü, valla götür. Allah'a ters bak. Köylerde böyle yolu severim Sedat, şöyle. Her yerin deposu var. Havuz. Şu ağaç da güzel duruyor. Palamut muydu? Tut mu? Tut. Şöyle nereye kadar gidiyor bakayım. Eski yapılar var gibi buralarda. Hoş bulduk. Yol gidiyor mu böyle? Çok güzel. Siz nereye? Geziyoruz.
köyü böyle çekiyordum, şöyle köyü çekeyim. Şöyle dönebilir miyiz? Dönelim. Bir bina var. O depo gibi şu arada. Ta sizin yani çok eski yani. Evet. Eski çeşme var mı? Burada eskiden çeşme varmış. İşte şurada. Köyün merkezi burası. Evet. Orada çeşme yer varmış. O çeşmeyi buraya, şuraya almış. Siz kimlerdensiniz? Biz şey, aslında ben Yazıköy'den, şey Hasan Mustafa'dan. Yazıköy'de. Oo, şuradan ışık sarılarla birlikte çok güzel görünüyor. Yine tırmanmaya başladı. Ev mi orası Sedat? Burası ev. Ha. Burası çeşmeymiş. Bu çeşme köyün çeşmesi miydi yoksa evin çeşmesi köy, miydi? Köy çeşmesi. Yani bak, şurada aşağısı hazine var, burada deposu var. Şurası kaynak suyundan mı çalışıyordu? Evet. Kaynak suyu. İnsanlar su içmeye için, şimdi biz kupa diyoruz ya, böyle meşki diyorlar eskiden. Ağaçlar oyma oluyor onlar. Meşki buraya konuyor. Daha sonra teneke oldu. İçiyorsun, buraya koyuyorsun. Şuralara da bazen gelen giden bir şeyler koyabiliyor yani eşya olarak. Faydalansınlar diye. Çeşmeler merkez yerlerdedir. Onun için sen burası eskiden merkeziymiş diyorsun. Gösteriyor. Sezat köpek geldi arkamda. Köpek sanki ayağı halk diyecek gibi geliyor. Değil mi? Yıkılabilir. Yıkılırsa yıkılsın ya. Şimdi ne kadar yıkılmamış da bundan sonra bize mi yıkılacak yani? Palamut kütüklerini görüyor musun? Ne kadar sağlam. Evet. Tabii palamut ağacı çok sağlam. Bu tek damla evlerde işte çoluğunu çocuğunu büyütmüş insanlar. Hani. Öyle işte. Bu andız. Andız mı? Korktan başka ne var? Ya yani sen diyorsun besleyemiyoruz diyorlar ama tembelliğe ben de anlayamıyorum ya. Biz mi anlamıyoruz bu işten acaba? He? Ya biz mi anlamıyoruz da böyle konuşuyoruz ya? Hayır. Millet tembel. Tembel olduğu için her şey hazır üstüne. Artık yani. Eskiden otlar yani. Bak yukarılara. Şu yollar yeni açılmış bak. Evet. Ta yukarıya kaç katlı evi yapılıyor ya. Baksana. Olar. Ben ilk çağlaları hep burada çekerdim. Dur ya. Şimdi hatırladım ya. Bunlara çağla vardır. Yapıklamış vardır. Çünkü. İlk çağlaları hep Belenköy'de çekerdim ben. Tabi. Çoktan artık çiçek miçek olayı bitmiş burada. Hani çağlası yok ama. Bak soğuk burası, rüzgar oldu. Birkaç tane var. Birkaç tane. Şurada var. Şurada var. Şurada. Evet. Onda var mı? Yok değil mi? Yapraklanmış artık bu. Yaprağı var. Her taraf çimen ya. Eken, biçen, çalışan yok yani bu güzel havada. Artık insanlar bu tarım olayını bıraktılar yani. Tarım bitti. Hazır artık. Mercimek Anadolu'nun ürünüymüş. Kanada'dan alıyoruz Sedat. Hayır, buralar ise mördümük tarlasıydı. He. Yazıköy, Belenköy mördümük satardı. Dolayısıyla da bak şimdi ekmemişler. Halbuki kilosu belki de 100 liraya yakın. Evet ya. Adaçayı bir toplu bir şey olmuş ya Sedat. Kocaman bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Bu ne ya? Allah, bu kadar büyük bir alanı kaplaması. O da şey var. Aman. Sevmiş. Sevmiş çok. Çünkü havadar burası bak. Burada çok güzel şeyler olur Sedat. Şunu domuz gelmesin diye yapmışlar değil mi? Hangisini? Şu çaputları. Evet. Yani çaputlar. Domuz ve kuş. He. Kuş inciri yiyor. Tiftikli deldi bir işe yaramıyor. Yürü. Cahil insanların yaptıkları en güzel şey şu. Ben yıllardan beri bu işi yapıyorum. Mesela bir mühendis geliyor, mühendise inanmıyorlar. Mühendis çünkü okulu bitirmiş ya. He. Sen anlamazsın. Mesela bizim köyde aynı şey oldu. Sera yaptı. Mesela devlet yardım etti. Sera yaptırdı. Mühendis geliyor, şöyle yapın, böyle yapın. Sen anlamazsın. Atadan öğrendiği bilgi neyse onunla devam ediyor. Halbuki çok yeni bilgiler çıkıyor. O ne Sedat? Altın otu. Ha? Altın kökü. Altın ipek adaya çıkıyor ya işte bu. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramaz. Bazıları bunu mide alıcıda alır. Yeşil, songuca diyoruz, yeşilleri var. Sokak. Yeşil. Onun yuvası.
He. Eşek arısı toprak altına yapar. Onlar böyleymiş. Bu da böyle yapar. Toparayım mı? Ana olarak sallayacak mısın? Yok canım, dursun yapacağım. Dursun şöyle çekeyim. Bakalım. Arkadaşlar şurada bir kitle görünüyor. Eski yapılardan bir kitle görünüyor. İşte eskiden köy böyleydi. Herkes yan yana. Evler yan yana. Taş yapılar görüyorsunuz karşıda. Çok güzel bir görüntü. İşte bunların hepsi bir akrabadır. Akraba. Şey, herkes akrabadır köyde zaten. Ama eski yerleşim şekli bu. Evet. Evler, bahçeleri de yok Sedat. Evet. Çok küçük bahçeleri var. Çünkü araziler önemli. Tarım yapıldığı için. Mersin mi o Sedat? Mersin. Harika siyah. Ama üstünde var mı? Var. İri mi? İri. Dur biraz toplayayım. İri, evet. Siyah mersin. Bayağı şey. Bak suyu buldu, nasıl belli, koyu. Çok koyu. Dağacın da var. Yılan var mıdır acaba? Ayağınızı dolandı mı? Olabilir, bu tam yılanlık yer. Doğal. Artık suyu kalmamış galiba. Yani. Şey. Yani eski yapılaşmayı gösteren bir şey. Bakın, kitle halinde birçok yerinde böyle bozuklukları olduğu halde yine de güzel görünüyor. Bugün o kadar masraf ederek yapılar yapıyorlar. Gecekondu Mahallesi gibi karşıdan baktığında. Darmadağınık. Herkes kendi kafasına göre, bir bütünlük yok. Sanatta da böyledir, resimde de böyledir. Bütünlük olması lazım. Göze hoş görünmesi için. Bir kitle olması lazım. Daima biz resim yaparken kitleler oluştururuz. Bir kitleler oluştururuz. Burada bunu görüyoruz. Eski yapıların bu güzelliğini görüyoruz. Şuralarda birileri olsaydı hem 15 gün sonra çıkar. Hem konuşurduk hem bilgi alırdık. Şuralarda biri olsaydı. Şöyle güzel bir görüntü alayım şuradan Sedat. Şu eski yapıları. Çok güzel bir hava var. Şöyle badem çiçeklerinin arkasından bu eski yapıları çekeyim arkadaşlar. Hani sopa aldın mı? Gel oğlum, gel. Hiçbir şey ama. Yok. Kuyruk sallıyor. Yolunu kesen parkuru gibi kedi. Nedir isteğin? Evet, yolumuzu kesti bir güzel. Yani. Güzel suratı da var. Siz de buraya ait değilsiniz dedi. Kuyruğu bak, engerek yılan gibi kıvırdı önüne doğru. Derinliği alayım. Evet. Bacalar falan. Evet, eski bir sokak. Eski bir sokak. Aynen. Özelliğini koruyor. Burası şeyin evi. Fethi amcanın. Şurası. Mandalinlerden tanıdım. Kırlı. Fethi Kırlı. Burası onun evidir. Güneşliyiz. Ne güzel. Şu eski evleri gördüm de konuşacak kimse bulamıyorum ya. Ne kadar güzel şeyler ya. İnsan yok orada. Kitle halinde. Hep öldü onlar, yok ya. Bizim bir Bünyamin Sönmez var. Onların şeyi değil mi? Evet. Sanki oradan geçtim gibi hatırlıyorum da. Ha. Epeydir gelmedim ben buralara. 3-4 sene oluyor. Fazla. Fethi amcayı bir daha görmedim ben. Kalamış'a gitmiştik beraber. Fethi amca evinde. Şu anda. Görmek istersen. Bir şey yapayım, kapısını tıklayayım bakayım. Ne demiştin ismi? Asiye Kırlı. Sizin neydi? Benim Fatma Feslikan Kırlı. Çocuklar varsa seyrederler bak. Çocuklar varsa. Bende çocuk çok. Ay varsa benim bu şeyden sizi seyrederler. Gurbette oluyorlar. Dışarıda var mı çocuk? İzmir'de var bir tane. Neresinde? Eski Foça'da. Eski Foça'da. Aa, güzel yer.
Orada benim öğrencim var. Bir gidemedim. İzmirliyim. Eski Foça'ya gidemedim. Çok güzel bir yer. Çok ama. Güzel. Çok niyetim var. Davet ediyor beni devamlı ama. Eşiniz ne iş yaptı gençlikte? Evveli çiftçiydi. Şimdi işte. Çoluğa çocuğa. Ne dikerlerdi çiftçilik yaparken? Arpa, buğday, mercimek, nohut ne bulursak. Şimdi niye dikmiyorlar ya insanlar? Domuzdan olmuyor şimdi. Domuz çok oluyor. Hadi ya. Domuzdan olmuyor. Yani biz bu insanlar tembel de dikme diyoruz ya. Domuzdan hiçbir şey yapamam. Allah Allah. Ben de olmasa da galiba bizden yaş geçmiş yapamıyorum. Hayır, gençlerde merak yok. Ya. Domuzdan olmuyor bu arada bir şey. Domuzdan öyle demesi kolay bizim için tabi. Şuraya kadar geliyor domuzlar. Size hazır geliyor. Hepiniz yani. Burada mı yaşıyorsunuz? He? Beraber mi yaşıyorsunuz burada? Hayır, onun evi burası, benim evim orası. Ama yakın yine yani. Ya, yani ama ev. O benim gelin. He, gelin. Yine insanlar hep böyle iç içe yaşıyor, evet, değil mi? Evet. Barış içinde güzelce. Tabii ya. Ekmeğimiz de bitti mi, fırınımız var. Ekmeğimiz de fırınımızda yaparız. Ah, bir denk gelmedim şu ekmek yapılırken. Bir denk gelirdim güzel olurdu. Ne günler yapıyorsunuz bilsem gelirim. Ekmeğim ya. Ne zaman biterse o zaman yapıyoruz. Günü yok, günü yok. Ha, ne zaman ekmek bitese bidonun içinde o zaman ekmeği yapıyoruz. Kuru ekmek mi? Kuru ekmek tarifini ben burada bana anlattılar. Burada anlattılar. Ekmeği, ekmek çorbası mı bir şey yapıyorsunuz? Beren yer misin? Kuru ekmekle bir şey yapıyorsunuz ya. Yok, kuru ekmeği ıslarız yeriz. Hayır, bir de çorbasını yapıyorlar. Onu yapmıyoruz biz. Hadi ya, anlat. Burada anlatmışlardı bana. Ben makarnasını yaparım da. Ha, o mu yoksa? Ha, makarna. Ya. Ha, makarna diyorsunuz siz ona. Ha, tamam. Ekmeği kaynar suda kaynatırsın. Tamam. Çatığa çıkarırsın. Yağ olsun, peynir olsun, tabii. Bunu olsun. Makarna, yer. Makarna. Siz ona makarna. Çalışmaya gidiyor bak, yok. Görüyor musun sen? Evet. Ben mesela şurada mı çalışacak? He? Şurada bilmiyorum mı? Bilmiyorum nerede çalışacağını. Bahçede iş mi var diyorum. Bahçede diyorum, ne yapacaksın bahçede? Bahçede ne yapacaksın? Bahçede ne yapacaksın? Payam çapalayacağım. Payam mı çapalayacaksın? Ha, ne güzel. Duvar yapacağım. Ya gençlerden yok. İyi, iyi. Oyalanma. Tabii, ne güzel ya. Oyalanma. Portakal değil mi bu? Portakal. Ha. Oldu, kolay Portakal. Gelsin. Çağla falan bulduk. Ha. O kadar. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Oo, çok güzel açmışlar. Gidelim buradan mı gidelim? Tamam. Evet, eski köy burası işte. Köyün eski ilk yerleri, yerleşim yerleri burası. Ha, bak ben buradan geçmedim daha önce. Şuradan. Eskiden öyleymiş. Eşek geçecek kadar yaparlarmış. Bir kere geçecek. Ana yola çıktı değil mi? Evet. Çek bakalım, çek. Ha, çekeyim. Ne işler yapıyorsun peki şimdi? Nasıl zaman geçiriyorsun? Şimdi biz yapamıyorlar pek. Buradan işte Ramazan'ın orada yeri var. Ha, biliyorum. Oradan yürüyor. Böyle böyle tur yapıyorum. Yürüyorsun ha, yürüyorsun ha. Çantanı da alıyorsun. Ama gidelim olursa gene mezara kadar gidip geliyorum. İyi, iyi, iyi. Dur, iyisin maşallah, iyisin. Senin yaş kaç oldu? He? Kaç oldu yaş? Yaş 92. Ya maşallah. Gelin dedi mi sana bir şey? Söyledi, gelin söyledi. Ha, selam söyle dedim. Evet. Seni rahatsız etmeyeyim diye ben şey yaptım. Yatıyordur falan diye. Oldu. Fethi dayı. Hadi. Hadi. Kendine iyi bak. İyi tamam. Hadi. Hadi. Hoşça kal. Kendine. Hadi. Sedat değil mi? Ha, Sedat. Ya şimdi artık kendi çocuklarım dahi bayağı. Yok maşallah, maşallah. 41 kere. Maşallah bakalım. Çocuk olur biz bile unutuyoruz. He. Tamam. Evet, unutmak iyidir. Evet. Kafaya bir şey takmayacaksın. Canın sıkılmaz. Ya şimdi işte bak kafaya daha. Ha, duymadın ki toplumda. Duymuyor ama kafaya takmayan olmadı ki ya. Takma alttaki bakuru da bilir. Yani sen ilgilenir ki kafana takma diyor. En güzel olur. Evet. Kırlıların mahallesi. Maşallah bak. 92 yaşında. Ne güzel ya. Hayatta canlı. Çok çok. Kilosu evet, yerinde. Kilo çok önemli bak. Kolay gelsin. Yavaş. Kolay gelsin. Kimle tanışıyoruz? Ben Gülay Aydoğan. Yazıköy'de oturuyorum.
Böyle bu Datça'nın her tarafını geziyoruz, daha doğrusu bu kırlık yerleri. Hiç hayvan besleyen yok. Seni gördük de ondan şey yaptık. Sen mi ilgileniyorsun direkt? Tabii tabii, ben bakayım. 3 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani büyükbaşla uğraşıyorum. Geçen sene Mart ayında da devlet genç çiftçi projesinden kadınlara koyun verdi. 10 tane koyun verdi. Var mı şimdi 10 tane koyun? Tabii tabii, 10 tane koyunlarım var. Onları nasıl başladı, otlatıyorsun? Onları nerede otlatıyorsun? Onlar yaylada. Onları Mayıs'ta getiriyorum buraya. Ha, yayla. Şey mi? Yayla şey, dediğiniz. Dermenbükü tarafında. Ha, şey, Eştengil mi? Eştengil değil, Dermenbükü. Ha, Değirmenbükü. Değirmenbükü'nün orada sahilde. Şeye gittik biz geçen, Salih Bora. Ha, benim de koyunlarım orada. Ha, tamam. Çektik orada. Hatta onları. Ha, benim çektik. Koyunlarım da var onun içinde, 10 tane. Yani hayvancılık, ekersen, biçersen, yani her şeyi hazır yapmazsan güzel. Ha. Ama tabii mücadele vermen lazım. Erken kalkman lazım, emek vermen lazım. Vallahi bravo, ekiyoruz, aferin biçiyoruz. Ya. İşte vallahi birkaç yere ne ettik. Güzel sizi gördük böyle ya. Ot biçiyoruz baharda, Nisan ayında. Tabii. Ot biçerim. Dikim yapıyor musunuz, buğday falan filan? Bak, evet. Şu arka duvarla çevrili yere yulaf ve fil karışımı attım. Ha, fili. Ha. Onun bir de öbür tarafta var yine duvarla çevrili. Bu kız senin neyin oluyor? Bu benim küçük kızım. Hadi canım. Bir de büyük kızım var, 6. sınıfa. Bu gibi. Biraz sarışın yalnız. Bu babaya benziyor. Öyle mi? Büyük kız anneye çekmiş. Ama çok tatlı maşallah. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Gençleri özendirmeye çalışıyoruz ama ne kadar süt veriyorlar? Ne kadar süt veriyorlar? 40-45 günlük. Ama her mevsim olmuyor değil mi yani? Tabii tabii, günlük. Şimdi yavruları var mı? Var. Şu anda var. Var. Ha. Üçer aylık yavruları var. Tabii yavruları. Yavrusu var. Olduğu zaman sağılıyor mu? Tabii ki. Sağılıyor. Ha. Sağılıyor. Ha. Onun yine iyi emiyor ama. Tabii ki emiyor. Kusurumuza olmaz. Bakma. Annenden konuşuyoruz ya. Seni imar ettik. Bak ne güzel çiçekler de toplamış. Ha. Adın ne senin? Nefes. Nefes. Bu Muzaffer Özgen diye YouTube'da. Biliyorum. Öyle mi? Bakıyorum, izliyorum. Tamam, sağ olun, sağ olun. Vallahi benden tavsiye. İnsanla uğraşmaktansa hayvan bakmak tercihimdir. Doğada. Evet. İmkanı varsa. Hem çocuklarınla ilgilenme şeyin oluyor. İlgileniyorsun. Doğada yetişiyor onlar da. Sinir stres olmuyorsun. Emir altında çalışmıyorsun. Yani devletin mesela yok sigortam olsun, yok şeyim olsun, Bağkur'um olsun diyorlar ama hayvancılık yapıyorsan zaten devlet seni teşvik ediyor. Ben de Bağkur yatırıyorum mesela, çiftçi Bağkur'u yatırıyorum. Ve devletin birçok imkanları var. Araştırırlarsa eğer takip etmeleri gerekiyor. Hı. Hibeleri oluyor, destekleri oluyor, bağışları oluyor. Yani bunları takip ederlerse faydalanırlar. Ben 2 inek sahibiyim. Allah nasip ederse yaza doğru bir inek daha almayı düşünüyorum. Ne cinsi bunlar? Bunlar mandafon. Ben onları benekli biliyordum, mandafon. Hayır, mandafonlar kahverengi olur. Siyah beyaz Holstein oluyor. Ha. Ve sarı kırmızı, sarı beyaz. Bu iklime uygun mu bunlar? Evet. Yani senin deneyine göre. Buranın iklimine en uygun hayvan mandafon. Hmm. Çünkü burası yazları tamam. Sıcak olduğu için. Tamam, tamam. Sabahtan geldiğimizde bir yerlerini değiştiriyorum. Şimdi peynirimizi, ay ne güzel, ne teşekkür güzel. Ederim. Peynir yaptık, büyüttük. Peynirimizi yaptıktan sonra tekrar... Onu gittim. Soracaktım ben sana. Bu ürünleri nasıl değerlendiriyorsun yani diye. Ben ineklerimi süt satıyorum. Normal kişiler geliyor alıyor değil mi? Ben kendim de dağıtıyorum. Elektrikli bisikletim var. Köyleri dolaşıyorum, tamam. Satıyorum. Ha. Artan süt, yani sütüm artarsa peynir yapıyorum. Peynir kendin yapıyorsun. İşte kaymak biriktirip tereyağı yapıyorum. Hmm. Kefir yapıyorum. Hmm. Yani isteyenlere. Şey, ineklerin de kaşarlanması oluyor mu Sedat? Çok hoşlanaydı. He? Çok hoşlanaydı. Oo, bu işleri bilen insan başka oluyor ya. Mantofon ineğiymiş bunlar Sedat. Evet. Ama ne güzel ya, vallahi aferin ya. Bak, çalışkan bir insan. Bu iklimde, bu şeyde kimse aç kalmaz çalıştıktan sonra ya. Sen seviyor musun hayvanları? Nefes. Seviyor musun hayvanları? Evet. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun. Ne güzel vallahi, sizin gibi gençler. Gençler. Hayır, herkes boş boş duruyordu, onun için diyorum ya. Korktu benden. Yok yok yok, korkma. Eskiden daha çok karşılaşırdık papatyalarla. Burada biraz var ağacın altında. Çok olurdu eskiden. Yerlerde sarı çiçekler, şöyle bir görüntü çekeyim bakayım.